mutlu akşamlar. TVNET ekranlarına hoş geldiniz. 7 Ekim Pazartesi akşamındayız. Bugün Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun yıl dönümü. Özetlerle ana habere başlıyoruz. İsrail'in Gazze soykırımı birinci yılına girdi. 17 bini çocuk, 11 binden fazlası kadın, toplam 42 bin sivil Netanyahu'nun katil ordusu tarafından hedef alındı. Gazze yerle bir oldu. Kalanlarsa açlığa mahkum edildi. Modern çağın en büyük katliamına dünya neden sessiz kaldı? Okulların, hastanelerin, cami ve kiliselerin hedef alınmasına karşı neden cılız tepkiler verildi? Uluslararası hukuk işlevini neden yerine getiremedi? Dünya ve iç kamuoyundaki tüm tepkilere rağmen ABD'nin İsrail'e silah desteği sürüyor. Washington son bir yılda katillere 17.9 milyar dolarlık askeri destek sağladı. Top mermisi, sığınak delici güdümlü bombaları Netanyahu'ya teslim eden Biden'ın eline de kan bulaştı. Ölümün kol gezdiği Gazze sokaklarında hayatta kalanlar da kabusu yaşıyor. Aylardır süren bombardıman nedeniyle temiz su ve gıda bulamayan çocuklar, abluk altındaki şehirde hayata tutunmaya çalışıyor. Beyrut ikinci Gazze mi olacak? İsrail ordusu Beyrut'a girmeyi başarabilecek mi? Hizbullah nasıl bir direniş sergileyecek? Hava saldırıları operasyonun başarısı için yeterli olacak mı? Saldırıların birinci yılında işgal altında tutulan Batı Şeria ve Kudüs'te de zulüm sürüyor. İsrail, Filistin topraklarında kapsamlı bir kapatma uygulaması kararı aldı. 7 Ekim'den bu yana Gazze dışındaki Filistin topraklarında 741 Filistinli hayatını kaybetti. Hepsi ve daha fazlası 19. saat ana haberde. Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonun üzerinden tam bir yıl geçti. Peki o gün neler yaşanmıştı? Hamas, İsrail istihbaratını nasıl açtı ve operasyonun amacı neydi? Gelin detayları Yahya Ancı'nın haberinde izleyelim. Hamas bir yıl önce 7 Ekim sabahı işgalci İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattığında tüm dünya şaşkındı. Gazze gibi tecrit altındaki bir bölgede varlığını sürdürmeye çalışan Hamas, nasıl böyle kapsamlı operasyonla işgalci İsrail topraklarına birçok noktada girebilmişti? Entumul yevm ala mev'idin ma'an nasril azim vel fethil mubin min ala cebheti Gazze'l izze. Herkesin aklına gelen soru Hamas'ın İsrail istihbaratını nasıl alt ettiğiydi. Nitekim İsrail, Orta Doğu'nun en kapsamlı ve en çok finans desteği alan istihbarat servisine sahip. Gazze'de birçok ajan ve muhbirinin olduğu biliniyor. Ayrıca Gazze sınırında kameralar, hareketli sensörler ve devriye atan askerler görev yapıyor. İç istihbarat kurumu Shin Bet, dış istihbarattan sorumlu Mossad ve İsrail ordusunun bunu öngörememesi zafiyet göstergesi olarak yorumlanıyor. Filistin konusundaki ilgisini kaybettiği gibi gözüküyor. Neden kaybettiği gibi gözüküyor? Çünkü biliyorsunuz Filistin fraksiyonlar halinde kümelenmiş ya da organize olmuş bir yapı. Filistin devleti içerisinde çok farklı takım fraksiyonlar var. Parçalı gruplar bir miktar Mossad'ı da ikna etti gibi gözüküyor. Yani yeniden 1973'te yaşamış oldukları bir savaşı yaşamayacağı, Hamas'ın taarruz gücünün olmayacağına dair bir kanaat edinmiş durumda Mossad. Özellikle son 20 yılda İsrail için mutlak zaferi olanaksız kılan kuşkusuz Gazze tünelleri. İsrail uçaklarının rahatça gözlem yapabileceği açık ve düz bir alana sahip olan Gazze şeridinde savunma ve direniş yöntemlerinden biri olarak tünel seçeneğini kullanıyor. Hamas'ın operasyonda kullanılan yüzlerce füze ve diğer mühimmatların İsrail istihbaratına takılmadan bu tüneller aracılığıyla Gazze'ye sokulduğu tahmin ediliyor. المقاومة الفلسطينية نجحت في إحداث شرخ عميق في الغطرسة الإسرائيلية وفي الصورة التي قدمتها إسرائيل لنفسها عن نفسها وللعالم بأنها كلية القدرة. المقاومة الفلسطينية أثبتت أن هذا غير صحيح واستطاعت أن تخترق هذه الأسطورة
وأن تلحق بإسرائيل فشل استراتيجي سياسي وعسكري وأمني. Hamas 7 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyonla İsrail'e ağır zayiat verdi. İsrail'in çok güvendiği güvenlik zırhını delen Hamas 200'ün üzerinde kişiyi esir aldı. Bugün de bu kişilerin bir kısmını hala elinde tutuyor. Bir yıldır Gazze'de acımasız saldırılar gerçekleştiren, bölgeyi enkaza çeviren İsrail ordusu yine de esirlerin tamamına ulaşabilmiş değil. Hedeflerden biri olarak belirledikleri Hamas askeri lideri Yahya Sinwar hala hayatta. Bu süreçte binlerce sivili katleden İsrail, saldırılarına savaşı genişleterek devam ediyor. Evet, üzerinden bir yıl geçti ve bu süreçte şu cümleyi çok duyduk. Aksa tufanı operasyonu olmasaydı Gazze bu halde olmazdı. Bunu diyenler sadece batıda değil, maalesef bizim içimizde de vardı. Sanki Gazze'de Filistinliler güllük gülistanlık yaşıyordu da bir anda İsrail'e saldırmaya karar vermiş gibi. Şimdi bizler bunun böyle olmadığını biliyoruz. Aslında onlar da biliyor. Filistinlilerin kendi memleketlerinde, topraklarında açık bir hapishane gibi yaşadığını hepsi biliyor. Gelin herkesin bildiğini biz bir kez daha yüksek sesle anlatmaya çalışalım. Şimdi bu görsele baktığımızda ki burası Gazze, işgal edilmiş Gazze toprakları. En güneyde Refah görüyoruz, en kuzeyde ise Kuzey Gazze. 17 yıl öncesine bakıyoruz ama aslında 1948 ve 1967'den sonra işgal peyderpey devam etti ve şu anda artık katliam ve soykırımla karşı karşıya son bir yıldır. 17 yıl öncesinde alınan kararlarla birlikte, daha doğrusu İsrail'in attığı adımlarla birlikte Gazze hem karadan hem havadan hem de denizden abluk altına alındı. Şimdi Gazze'nin hemen açığı Akdeniz. Sadece balıkçılık yapabilmelerine izin verildi. O da Gazze şeridinin orta ve güney kıyılarından 12 mil, Gazze kenti kıyılarından ve yukarıda ise Kuzey Gazze'den 3 mil ve 6 mili sadece kullanmak şartıyla balıkçılıktan başka hiçbir şey yapamadı Gazze'liler. O da beslenebilmeleri ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ve gelirleri, tek gelirleri de buydu. Yine bu süreçte dünyaya da kapatıldı. Sadece Mısır'dan açılan Refah sınır kapısı açık bırakıldı ki son bir yıl içerisinde maalesef Refah sınır kapısında da binlerce ton hayat ve gıda, pek çok malzeme maalesef Gazze'ye bırakılmadı. Bu süreçte 17 yıllık süreç içerisinde yine Kerem Şalom, yani Kerem Ebu Salim sınır kapısı da kısmen açık bırakıldı. Sofa, yine Karni sınır kapısı, yine Şucaiye ve yine en kuzeyde bulunan Beyt Hanun, yani Erez sınır kapısı da Gazze'ye aslında pek çok şeyi getirmek için açık tutulan sınır kapılarıydı ve maalesef bu kapıların hepsi kapatıldı. Bu arada sadece İsrail bunu yapmakla kalmadı. Aynı zamanda Gazze'nin etrafını derin çukurlar kazdılar, betonarme ördüler ve yine beraberinde elektrikli ve yine insana zarar verebilecek işte jilet, yani kesici diyebileceğimiz dikenli tel örgülerini oluşturdular. Ki bu görselimizde bunun çok net bir şekilde görüyoruz ki bir tampon bölge oluşturmak istediler. Yani işgal edilmiş topraklarla yine işgal edilmiş topraklar arasında yerleşim cinleri bulundurdular. Araya 300 metreden oluşan bir tampon bölge oluşturuldu. Bu şekilde görselde olduğu gibi bu demir ve betonarmeden oluşan çevrelemenin peyderpey bazı kısımlarında yine kale kollar ya da yerleşimciler tarafından kendi isimleriyle karakollar oluşturuldular. Birkaç metrelik aralıklarla yine ayrılmış demir çitler bulunduruldu ki bu aşılması da zor bir setten bahsediyoruz, duvardan bahsediyoruz, demir tel örgüden bahsediyoruz ama 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunda biliyorsunuz o sabah Hamas'la birlikte İzzettin el-Kassam Tugayları bu tel örgüleri ve betonarmeleri geçtiler ve İsrail'e yönelik saldırıyı gerçekleştirdiler. Gözetleme kuleleriyle zaten sürekli Gazze gözetim altındaydı. İstediklerine göre keskin nişancılarla Gazze'lileri katlettiler. Yani süreç 17 yıl öncesinden başlayan ve geçtiğimiz yıl 7 Ekim'e kadar artık hani derler ya insanın burasına geldiği an, işte o an geldi ve 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonu gerçekleştirildi. Değerli izleyenler, Gazze bir yıldır karadan, havadan ve denizden yoğun saldırı altında. Az önce bahsettik. Ölenlerin çoğu kadın ve yaşlı, kadın, çocuk. Saldırılarla birlikte sarsılan Gazze'nin altyapısı da tamamen çökmüş durumda. Gazze'liler bir yıldır
Katliamın durması için de çaresizce uluslararası toplumdan yardım bekliyor. Şimdi Kudüs'e gideceğiz. TVNET muhabiri Seban Durmaz karşımızda olacak. Seban merhabalar, iyi akşamlar dileyelim. Bir yıl aradan sonra Kudüs'te nasıl bir hava hakim? Gerginlik kat safhada Cüneyt Özdemir. Zira gün boyu ve önceki günde aslında, yani 7 Ekim'in yıl dönümü dolayısıyla da İsrail toprakları içerisinde siren çalmayan hiçbir nokta kalmadı ki bugün hem Yemen'den ateşlenen füzeler hem de Kassam Tugaylarının 7 Ekim dolayısıyla Tel Aviv'e gönderdiği füzelerde heyecanı ve stresi bölgede arttırdı diyebiliriz ki ifade ettiğimiz üzere de gerginlik kat safhadaydı. Bugün içerisinde özellikle Han Yunus bölgesinden İzzettin El Kassam Tugayları 5 roket ateşledi ve o roketler önce Demir Kubbe tarafından imha edildi. Tabii şunu da belirtelim, az önce de belirtmiştik, Yemen'den de birçok balistik füze fırlatıldı. Bu balistik füzelerde yine Tel Aviv hedeflendi. Balistik füzelerle 7 Ekim dolayısıyla gerginlik kat safhada diyoruz. Hem Doğu Kudüs'te hem Batı Kudüs'te hem de bulunduğumuz coğrafyanın her noktasında da deyim yerinde ise yürekler ağızda ki bir yandan da İsrail'in İran'a ne zaman misilleme yapacağı da merak ediliyor. Aslında biz de kameraman arkadaşım Umut Taşkaya ile beraber dün gece geç saatlere kadar haber nöbetinde bulunduk ki İsrail'in İran'a yönelik bir misilleme yapabileceğine dair de söylentiler vardı. Tabii bir yandan da bu akşam da bir misilleme yapılabileceği belirtiliyor. 7 Ekim'in yıl dönümü olması dolayısıyla. Tabii 7 Ekim'de de sizler de bahsettiniz. Hamas Aksa Tufanı operasyonuna imza attı ve bu operasyonun hemen ardındansa İsrail topyekün tüm unsurlarıyla havadan, karadan, denizden Gazze'nin her noktasını hedef almaya devam ediyor. Tabii sözlerimize son vermeden evvel şunu da belirtelim. Aksa Tufanı operasyonunun ana merkezi, ana hedefi Siderot bölgesiydi. Ve bugün Siderot'ta da sirenler çaldı ki Kassam Tugayları zaman zaman Siderot'u da bugün gün içerisinde hedef aldı. Kassam Tugaylarının özellikle Beyt Hanun, Beyt Dahya ve Cibaliye bölgesinde direniş gösterdiğini biliyoruz ve yine İsrail'den de bu bölgeye yönelik bir uyarıda bulunuldu. Güneyden kuzeye tekrar göç olmasın, biz yeni bir kara harekatı başlatacağız dedi ki bölgede de ifade ettiğimiz üzere Kassam direnişiyle de ciddi bir şekilde karşılaşıyor diyerek sözü yeniden sizlere bırakalım. Evet, Kudüs'ten Seyvan Durmaz bizlere aktardı. Teşekkür edelim. Değerli izleyenler, bu bir yıllık süreçte uluslararası örgütlerin ve uluslararası hukukun hiçbirine kulak vermeyen, kulak asmayan İsrail soykırımına ve katliamlarına devam etti. Bakın bu zaman içerisinde dünya ne dedi, ne yapmak istedi, hangi adımları atmak istedi? İsrail ise bunun karşılığında neler yaptı? Gelin isterseniz bir hatırlayalım. Bakın bu süreçte Gazze'deki saldırılar derhal durdurulsun, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden geldi. Gazze şeridindeki işgal maalesef hani sonlanır ya da ateşkes gelir diye beklerken bu sefer ateş Lübnan'a sıçradı. Birleşmiş Milletler artık barış, uluslararası hukuk ve adalet zamanı açıklamasını yaptı. Bu sırada İsrail ne yaptı? Cibaliye kuşatıldı. Gazze'ye yeni kara operasyonu başlatıldı. Bugün itibariyle. Yine Avrupa Birliği Batı Şeria'daki yerleşimler yasa dışı açıklamasını yaptı. Bu süreçte, bir yıllık süreçte 1429 ev yıkıldı. 3244 Filistinli yerinden edildi. Yine Dünya Sağlık Örgütü açıklaması neydi? Su sıkıntısı salgın riskini arttırıyor. Bu bir yıllık zaman diliminde İsrail güçleri 700 su kuyusu ve 655 bin metre kanalizasyon şebekesini hizmet dışı bıraktı. Bombalamalarda, ağır bombardımanlarla zaten bu su kuyuları da içilemez hale geldi. Avrupa Komisyonu gazetecilerin erişimi sağlanmalı dedi. Yani gazetecilerin rahat bir şekilde çalışması sağlanmalı, erişimi, ama bu süreçte tam 173 meslektaşımız gazeteci de İsrail tarafından katledildi. 36 gazeteci tutuklandı. Gıdaya çocuklar erişemiyor. Açlıktan ölen çocuklar var. Dünya Gıda Programı 2.2 milyon kişi Filistinli gıdaya mevcut dedi. İsrail ne yaptı? Gazze şeridinde 152 gündür tüm geçişler kapalı ve İsrail tarafından binlerce ton gıda ve yaşam malzemesi maalesef Filistin'e, Gazze'ye giremiyor. UNICEF ne dedi? Savaş durmalı, çocuklar uçurumun eşiğinde, ölümün pençesinde. İsrail ise güvenli bölgeler dahil olmak üzere 183 barınma merkezini bombaladı. Binlerce Filistinli kadını, çocuğu, ihtiyarını
hepsini katletti. 19. saat ana haber devam ediyor. Evet, 42 bin Filistinli 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında katledildi. 2 milyondan fazla Filistinli ise şu an su, gıda, temizlik, barınma, sağlık, eğitim, elektrik ve yakıt gibi temel ihtiyaçları olmadan hayata tutunmaya çalışıyor. Bu bir yıllık süreçte olanı biteni Filistinli gazeteci ki daha önce de kendisini konuk etmiştik. Tağ'u da bizlerle beraber ana haberde konuğumuz. Tağ Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Biz anlatmaya, özetlemeye, hafızaları bir kez daha tazelemeye çalışıyoruz bugün ana haberde ve TVNet'te gün boyu yayınlarımızda bunu yapmaya çalıştık. Siz de bir Filistinli olarak bu bir yılı nasıl geride bıraktınız, nasıl geçirdiniz? Yani aslında Mescid-i Aksa Tufanı dediğiniz gibi bir yıl geçti. Bizim için değil, bütün dünya, herkes, bütün insanlık çok zor bir yıl geçti. Şimdi bugün 7 Ekim'de sanki hiçbir şey olmamış İsrail'de, özellikle Netanyahu'da. Aynı katliam devam ediyor. Takip ettiğiniz son 24 saat özellikle Gazze'nin kuzeyinde, Beit Lahia, Cebeliye'de hala devam ediyor. Onu bırakın başka yerlerde, Lübnan'da, her yerde katliam devam ediyor. Siz böyle olacağını düşünüyor muydunuz tabi? Yani bu cinayet şebekesi diyoruz biz Netanyahu ve savaş kabinesi için. Bu ateşi bu kadar bu coğrafyaya yayacağını düşünüyor muydunuz? Ben mesela Cüneyt Bey, ben mesela 82'de yaşadım. Küçüktüm, özellikle hatırlarsın belki Sharon. Sharon büyük bir katliam. Ama ben öyle görüyorum ki Netanyahu Sharon'a geçti. Özellikle Sharon'u geçmenin derdinde. Geçmenin derdi ve hedefi büyük bir İsrail devleti. Zaten hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen defa söyledi. Yani onu altına çizdi. Sadece İsrail, Filistin ya da Gazze işgal etmek değil. Hedefi büyük projesi var. Ama asıl proje sadece Netanyahu değil, İsrail değil. Dikkat edersiniz yani 1956 hem Batı hem Amerika'da hiç durmadan İsrail'e destek ediyorlar. Ve diyorlar ki yani Netanyahu da sen yanlış yapıyorsun, katliam durdur. Ama bakıyoruz ki hala kimse dinlemedi. Ne Araplar ne Türkiye'de kimse dünyada sadece bırakın yani bir yılda yani dediğiniz gibi 40 bin ya da daha fazla şehit düştü ve hiç devam ediyor. Sanki hiçbir şey olmamış. Biz kazanacağız. Hedefi sadece kazanmak değil, hedefi başka bir sandalye oturmak ve oradaki Büyük İsrail kurmak. Onun böyle bir başında. Peki böyle bir şeyi gerçekleştireceğine inanıyor musunuz İsrail? Hani bölgede büyük bir hani İsrail, arz-ı mevut diyorlar kendi inançlarına göre, o teolojik yani biz inançları. Filistin olarak, Müslüman olarak biz ona inanmıyoruz. Çünkü biz ilk önce Kur'an'da yazılıyor. Zafer Müslümanlar için. Bu inanıyoruz. Bu bir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerif var. Sonunda oradaki Kudüs'te orada savaş olacak. Bu savaş Müslümanlar kazanacak. Ama ne zaman olacak belli değil. İsrail'de zaten biliyorlar. İsrail'de dikkat edersiniz. İsrail devleti kendi sonunu biliyor aslında değil mi? Tabii ki. Zaten bu savaş dikkat edersiniz.
bütün yani 2008, ben sana eskiye dönmeyeceğim. 2008, evet. 2012 bütün savaşlar, yani orada İsrail saldırı oluyor. Bir hafta en fazla 50 gün sürdü. Hı hı. Ama bu defada yani İsrail... Bir yıldır ömrü, devam bir eden yıldır, bir katliam. Tabii bir yıl, çünkü İsrail ömrü 70-80 yıl. Yani bütün yani Davud Aleyhisselam'dan beri bütün Yahudi devleti böyle kuruluyor gidiyor. Onun için Netanyahu bazı aslında bazı medya, Arap medya, yabancı medya İsrail için de bir yani görüş ayrılığı. Aslında öyle bir şey yok. Bütün İsrailliler, bütün İsrail halkı Netanyahu destek ediyorlar. Yani yıkılmamak ve ayakta kalabilmek adına bu ateşi tüm bölgeye yaymak istiyor diyorsunuz. Hedefi bu ve hedefi zaten siz oraya İsrail'e gidersiniz, Knesset, parlamento diyoruz. Orada bir girişte bir yazı var. Yani İsrail, Büyük İsrail Devleti. Büyük İsrail Devleti Nil'den Fırat'a. Bunlar hiç vazgeçmediler ve vazgeçmeyecekler. Ama Filistinliler, asıl problem Filistinliler. Neden? Çünkü Filistinliler 70 yıldan beri hala vazgeçmediler. Dikkat edersiniz yani. Bir yıl oldu, yani 40 bin fazla şehit oldu. 2 milyon kişi Gazze'de giden, bırakan, yani kaçan kimse yok. Yani evet. Sadece hasta olan... Tam onu soracağım. Evet. Tabi, iletişim halindesiniz Gazze'de. Özellikle sığınma kamplarında. Milyonlarca Filistinli var şu an. Evet. Çocuğu, kadınıyla, genci, yaşlısıyla. Nedir durum orada? Çünkü Lübnan'a yönelik saldırılar başladıktan sonra sanki Gazze'de hiçbir şey olmuyormuş gibi, İsrail soykırımlarına, katliamlarına devam etmiyormuş gibi bir hava oluşuyor. Halbuki öyle değil. Evet. Gazze'de bombardıman, Lübnan'da ne varsa şu anda bombardıman, Gazze'de de yine devam ediyor. Ben iki gün önce benim kız kardeşim, onunla görüştüm. Yaklaşık bir aydan beri görüşemiyorum. Telefon kabalı. Ve bana ağlayarak anlattı. Yine şükür diyor. Yani Allah şükür diyor. Yine yaşıyoruz diyor. Diye. Hayattayım. Ama 7 Ekim'den beri böyle bir saldırı görmedik. Aynı zamanda hatırlarsın tüm kanallar, bütün dünyada, Lübnan'da, Ad-Dahiya. Ama asıl vuruş şeyde, Gazze'de. Hafta sonu olan mı diyorsunuz, bu cumartesi ve pazar günü? Evet, cumartesi pazar. Evet, yani iki gün önce. Yani Lübnan'a herkes odaklanmışken, ablanız şey mi dedi? Bir yıl içerisindeki en ağır saldırılardan. En ağır, yani en ağır saldırı. Ve yani biliyorsunuz Gazze'nin kuzeyinde hem yemek yok, hem su yok, elektrik yok. Benim mesela kız kardeşim, bazı kardeşlerim başka yere gitmişler. Biz Gazze'nin ortasında oturuyoruz. Ama o bırakmamış. Yani evini hala duruyor. Diyor ki yemek yok, en azından benim evim. Ben sana bir nokta söyleyeyim. Yani onu denemek istiyorum, değmek istiyorum. Eskiden bizim dedelerimiz 48'de biz dediler ki yani orada bir savaş var, bir iki gün, dört gün, ondan sonra geri döneceksiniz. Ama olmadı. Yani oradaki biliyorsun İngilizler daha güneyden yukarı çıktılar, o Sina'ya kadar yakın olan bölgelerden. Bazıları şeyde yani Ordu'na gitmiş, bazıları Mısır'a gitmiş ve dönmediler bu 48'de. Aynı yanlışı yapmak istemiyorlar. Benim kardeşim var, benim abim de var. Diyor ki bizim dedelerimiz yanlış yaptı, yanlış biz daha yapmak istemiyoruz. Ölürsek burada öleceğiz. Böyle bir konuşma geçti kız kardeşiz. Evet. Hala şu anda Gazze'nin tam orta kesiminde. Tam orta kısmında o şifa hastanesi. Ya belki... Han Yunus değil mi? Han Yunus yok, falan da. Yok, Han Yunus değil. Biz, ben oturduğum yerde Gazze'nin ortasında, şehirde. Şifa hastanesi oralardayım. Arkasında oralarda oturuyoruz biz. Kız kardeşinizle beraber daha kaç kişi var orada? Yani kız kardeşim bırakmayan var. Yani benim kız kardeşim, çocukları ve torunları da var. Yani yaklaşık evde yani 30 kişi oturuyor. Yani Allah şimdi. Yardımcılar olsun. Evet. Peki Taha Bey, bitti mi sürem diye yönetmenime? Belki bir dakikam varmış. Mesajınız ne olur dünyaya? Filistin'i ve Gazze'yi tüm dünya gördü mü? Yönetimleri söylemiyorum. İnsanlık adına. Yani aslında 7 Ekim aslında şimdi bir soru soruyor. 7 Ekim ne oldu? Gerçekten Filistin davası bu artık anlaşıldı. Bu davada çözüm olmadan Orta Doğu bir istikrar olamaz. Dolayısıyla bu iş işgal edilen Gazze topraklarında başladı ve yine Gazze'de son bulacak. Öyle gözüküyor değil mi? Evet. Peki. Taha Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Devam edelim. Şimdi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana bir yıl geçtik. Dünya sayısız can kaybını, yıkılan evlerin ve parçalanan hayatların, hayallerin acısına da tanık oldu. Yasemin Işık da Gazze'de son bir yıldır yaşananları anlattı.
Tam bir yıl oldu. Bir yıldır ağır bombardıman altında Gazze. Kadınlar, çocuklar, sağlık görevlileri, gazeteciler, insani yardım gönüllüleri. Hepsi birer birer katledildi. İşgalci İsrail saldırılarıyla kan gölüne çevirdi bölgeyi. Daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler! Bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız? 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 42 bin Filistinli hayatını kaybetti, 100 bin Filistinli yaralandı, binlercesi ise kayıp. Bir yandan saldırıların şiddeti artarken diğer yandan insanlık dramı büyüyor. Çünkü bölgede temiz su yok, yemek yok, elektrik yok, gaz yok. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Gazze'liler sadece bombalarla değil, bunlarla da mücadele etmek zorunda bırakıldı. Yani تم القضاء على نصف الشعب يعني انا كمواطنه فقدت عائلتي يعني شو ذنبي انه انا افقد اخواتي وافقد بيتي واعيش في خيمه لا ترتقي للحياه الادميه. Her 10 Gazze'liden 9'u evini terk etmek zorunda kaldı. Üstelik bir kere, iki kere, üç kere değil, defalarca. Kimi aileler güvenli bir sığınak bulamadan yollarını kaybetti, kimileri ise sınır bölgelerine yakın yerlerde temel yaşam koşullarından mahrum bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Zaten artık gidecekleri hiçbir güvenli bir yerde yok. عام كامل من المعاناة عام كامل من القتل عام كامل من النزوح نحن اليوم نزحنا من بيوتنا قصرا تحت القصف انا Bir diğer yürek burkan gerçekse Gazze'lilerin açlığa terk edilmesi. İsrail yardım konvoylarının bölgeye ulaşmasına izin vermiyor. İnsanlar açlıkla baş başa. Bombardımandan kaçanlar açlıktan hayatını kaybediyor. Ma qamat bihi İsrail fi Gazze laysa fakat تجويع الناس وقتلهم ولكن ايضا اخفاء معالم الجريمه. Bölgedeki sağlık hizmetleri ise neredeyse tamamen çökmüş durumda. İlaç ve tıbbi malzeme eksikliği sağlık hizmeti almayı imkansız hale getiriyor. Zaten bölgedeki altyapı çöktüğü için salgın hastalıklar da artmış durumda. Ceza infaz sistemi ile alakalı Adalet Bakanı'nın açıklamaları var, hemen bir kulak verelim. Verilmesi ve delillerin süresinde hızlı bir şekilde soruşturma aşamasında ve kovuşturmada da hızlı bir şekilde değerlendirip karara ulaşılması gerekiyor. O nedenle duruşma aralıklarının da uzun olmaması lazım. O nedenle bizim yargı reformu strateji belgemizin başlığı şu olacak. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir. Bu hem ceza adaleti sistemi bakımından suçun önlenmesi ve suçlunun cezalandırılması ve gerekli yaptırımı, hak ettiği yaptırımın ona verilmesi, ama bir daha da suç işlemeyecek noktaya getirilmesi. Bu anlamdaki hazırlıklarımızı önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız bütün istişarelerden sonra kamuoyuyla paylaşacak. Hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Bir yandan teşekkür da cezaevinin ederiz. Doluluk oranları diye bir durum da var. Şimdi, yani, şimdi değerli arkadaşlar, cezaevlerinin doluluk oranlarıyla ilgili cezaevi dolu diye bir suçlunun cezaevine alınmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Onun tedbirlerini devlet alır. Bu noktada zaten gerekli tedbirleri de alıyoruz. Bu konuda cezaevlerinin doluluk oranı bizim mazeretimiz olamaz. Bu konudaki zaten gerekli yatırım programlarındaki çalışmaları da hızlı bir şekilde sonuçlandırıyoruz ve bunu daha da o doluluk oranlarını ortalamanın altına düşürme, yani yapım süreçlerini hızlandırarak o bizim için bir mazeret değil. Yani bir suç işlenmişse tutuklamayı ve gerektiriyorsa orada cezaevi dolu diye hakim ya da savcı bırakmaz. O nedenle o bir mazeret değildir. O konudaki tedbirleri de artırmanın gayreti içerisindeyiz. Efendim 2016 arkadaşlar, yılında Türkiye'nin gündemine bir yasa tasarısı gelmişti. Bir çalışma adım yasası. Cinsel saldırılara ilişkin olarak. Günümüzde cinsel suçlara ilişkin olarak böyle bir çalışma yapılması mümkün. Şimdi ceza infaz kanunumuzda önceki senelerde gündeme geldiğinde, tabii o zaman Adalet Komisyonu üyesi olarak hatırlıyorum konuyu. Ceza infaz kanunumuzun 108. maddesinde tıbbi tedaviye karar verme yetkisi var. Bu anlamda mevzuatımız buna uygun. Tabii orada uygulamayı geliştirecek şekilde belki mevzuatta yeni bir düzenleme yapılabilir. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler.
19. saat ana haber devam ediyor. İsrail bir yıldır devam eden saldırılarında Gazze şeridinde taş üstünde taş bırakmadı ve her alanda soykırım işledi. Soykırımın rakamlara yansıması nasıl? Gelin isterseniz bir de rakamlarla anlatalım değerli izleyenler. 3617 katliam ve 85 bin ton patlayıcı kullanıldı. İsrail'in bu soykırım ve katliamlarında 150 bin konut Gazze'de tamamen yıkıldı. 34 hastane, 162 sağlık tesisi kullanılamaz halde ve harabe. 186 barınma merkezi ise yine İsrail Hava Güçleri tarafından bombalandı. Toplamda 16.859 çocuk şehit edildi. 25.973 çocuğun ebeveyni yok. Ya annesi yok ya babası yok. Ve 3.500 çocuk ve daha fazlası yetersiz besleniyor. Pek çok çocuğun bedenine de maalesef yıkılan binalardan dolayı ulaşılamadı. 2 milyon insan yerinden erildi bu süreçte Gazze'de. 71.338 hepatit enfeksiyon vakası yaşandı. 1.737.524 bulaşıcı hastalık görüldü ve 350.000 kronik hasta da şu anda Gazze'de risk altında. Rakamlar böyleydi. Şimdi bir yıl öncesine gidelim ve arada pek çok yaşanan, hepimizin yüreğini sızlatan olaylar ve dramlar yaşandı. Ruhumun ruhu, dünya onu bu sözle ve görüntülerle tanımıştı. Gazze'li Halit Navhan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 3 yaşındaki torunu Rime böyle veda etmişti. Bakın, dünya bu görüntüleri izledi. Bu görüntülerden etkilenen, hatta Müslüman olan insanlar oldu. Halit Navhan yıllarca Batılıların oluşturmak için milyonlarca dolar harcayarak bir algının yıkılmasını da sağladı. Hollywood filmlerinde terörist imajıyla zihinlere yerleştirilmeye çalışılan, sakalıyla, saçıyla, giyinişiyle Müslüman profilini vicdanı ve duygularıyla yıkıp geçti. Tüm dünyaya insanlığın ne olduğunu öğretti Rim'in dedesi. İşte bu görüntüler hafızalardan asla çıkmayacak. Gazze'de neredeyse tüm ailesini kaybeden Halit Navhan, yaşadığı, büyüdüğü toprakları da terk etmedi bu süreçte. Şu anda Han Yunus'ta bulunan ve birçok ülkeden gelen teklifleri de reddeden Rim'in dedesi, bir Türk yardım kuruluşuyla birlikte Gazze'de yaralara merhem olmaya çalışıyor. Bizler de TVNET olarak kendisine ulaştık ve dünyanın merak ettiği pek çok soruyu kendisine sorduk. Ruhunun ruhu olmadan geçen bir yılda neler yaşandı? Gelin özel röportajımızda birlikte izleyelim. Yani lazalet harb mustaira. Bu zalim savaşın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Filistin halkı hala savaşın pençesinde ve yıkım devam ediyor. İnsanlar çadırlarda yaşıyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun bir hayat sürüyorlar. Hatta en basit şeyler olan yiyecek ve içecek bile eksik. Dünya Filistin halkına merhametle bakmalı ve halklar ayağa kalkmalı. Bu savaşın durdurulması için gösterilere çıkmalı. Çünkü bu savaş birçok insanı yok etti. Torununuz Rim'e veda ederken neler hissettiniz? İnsan kendisine çok değerli birini uğurlarken söylediği kelimelerin farkında olmaz. Ama kader, ruhun ruhu kelimesinin çıkmasını gerektirir. Ruhun ruhu sanırım benimle Rim arasındaki derin ilişkiden kaynaklanıyor. Onun hayatında, onunla oynarken ve ona şefkat gösterirken onun varlığında huzur buluyordum. Onu kaybedince büyük bir şeyi kaybettim. Her şeyin neşesini kaybettim. Her şeyin çiçek açtığı o anları kaybettim. Tabii ki benim durumum Gazze şeridindeki tüm ailelerin durumu gibi. Gazze şeridindeki her aile ya bir baba, ya bir çocuk, ya da bir anne kaybetti. Bu savaş Gazze'deki tüm ailelere zarar verdi ve bu manzara Gazze'nin simgesi oldu. Sanki Gazze halkının acısı benim aracılığımla dünyaya ulaştı. Rim'i son kez kucaklarken insan bu anın bir daha yaşanmayacağını hissediyor. Onu bir daha görebilme fırsatım olmayacak. Torunum kalbime çok yakın, yani bedenime yakın bir elbise gibiydi. Yaşadığım acıyı tarif edemem. Bir Türk yardım kuruluşunda görevlisiniz. Türkiye'nin Gazze konusundaki tutumunu nasıl buluyorsunuz? Türkiye Gazze'ye destek olma konusunda güçlü bir kapı oldu. Mültecilere çadır, yiyecek, içecek, giysi ve örtü gibi ihtiyaçları sağladı. Gazze'deki herkes bu savaş nedeniyle tamamen etkilendi. Burada Yedi Başak Derneği ile birlikte çalışıyoruz. Onların buradaki temsilcisiyim. Halkıma düzenli ve sistemli bir şekilde yardım sunmaya çalışıyorum.
Filistin'in bir gün özgür ve bağımsız olacağına inancınız sürüyor mu? Bu topraklarda barış rüzgarları esecek mi? Evet, Filistin bir gün özgür olacak. Bu fedakarlıklar sayesinde Müslümanların sözünün geçeceğine dair çok güçlü bir inancım var. Şehitlerimizin kanı boşa gitmeyecek. Filistin'de bize bir ışık olacak ve bu ışık dünyaya yayılacak. Filistin ve Kudüs tüm dünya için hayır kapısı olacak. İsrail 365 gündür Gazze'de katliam yaparken çoğu vicdanlı insan da zalimin zulmüne dur dedi bu zaman içinde. Dünyanın dört bir yanından vicdanlı insanlar Filistinlilerin yanında oldu. Sanatçılar da yapılan her etkinlikte seslerini duyurmaya çalıştılar. Bu süreçte ses çıkartmayanlar da oldu. Hatta sanat camiamız maalesef ikiye de bölündü. Bu süreçte sesini çıkaran isimlerden birisi sanatçı Celal Al bizlerle beraber ana haberde konuğumuz. Celal Bey, hoş geldiniz. Hoş. İyi ki ses çıkartanlardansınız, öyle diyelim. Neden ses çıkardınız? En başta bir insanım. En başta bir babayım. Ve bir Müslümanım. Hem insanlığın getirmiş olduğu, hem dinimin bana vermiş olduğu, hem de evlatlarımdan ötürü babalık duygularım. Yani İnsanoğlu Kur'an'da da Rabbimin belirttiği gibi şereflilerin en şereflisi. Ama azdığı zaman aşağılıkların en aşağısı. Evet, ve esfel-i safil en aşağısı, hı hı, olabilecek bir döneme gidebilen bir canlı, bir yaratık, hı hı, bir varlık. Bu yaratıklar topluluğa karşı insani tavrımızla, gönlümüzle, yani biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Yani peki, bu kadar ağır bir vahşeti karşısında susmamak zaten en ağır dramdır. Şimdi tabii bu bir yıllık süreç içerisinde boykotlar, protestolar, gösteriler, evet, pek çok şey yapıldı. Hala da yapılıyor. İşte hafta sonu yapılan yürüyüşler, protestolar vardı. Ben boykot meselesine geleceğim. Mesela ses çıkaranlara Türkiye'de maalesef boykot uygulandı. Sizin gibi bu konuda Gazze'nin yanında olup İsrail'e ses çıkaranlar da boykot yedi. Ya doğru mu bilmiyorum ama. Şöyle aslında... İlk dönemler öyleydi ama halkımızın yüksek teveccühü, hmm, ve ciddi bir lobi, halkın, ya halkı yıkamayacağı bir güç yok bir devi aslında. Çok doğru. Yani bu birçok şeyi değiştirdi. Yani kısır sesleri veyahut da pısırık sesleri veyahut da karşı olan sesleri bile sindirmeye çalıştı kimisi. Koltuk korkusundan, kimisi kariyer korkusundan, kimisi mesleki korkulardan. Kimisi de gerçekten manevi olarak dönüştü yaptığı hatanın. Hı hı. Doğru, yani yaptığının hata olduğunu bildi. Bunun farkına vardı. Ve insani tarafa doğru yöneldi. Açıkçası tabii bir yıllık süreçte o ilk başladığı o yoğun o boykotun gücü, durumu tabii, hı hı, şu an o kadar yok gibi gözüküyor. Ama şöyle bir durum var. Ben daha yeni şimdi son bir ay içerisinde Amerika dahil birçok ülkeye gezdik. Programlara, hı hı, gittik. Hı hı. Dünya genelinde açıkçası tabii Türkiye'de de boykot az bir durumda değil. Ama mesela gurbetçileri gördüm. Daha yeni Almanya'dan geldim. Hı hı. O kadar hassaslar ki. Mesela Amerika'da yaşayan Müslümanlar, gayrimüslimler, İngiltere'de birçok yerdeki hepsinde hassasiyet çok yoğun. Ülkemizde de hala devam ediyor. Var ama biraz normalleşmeye başladı gibi. O açıdan silkelenmemiz lazım. Biz sanki çok bilindik, çok simaya yakın bildiğimiz pek çok projede yer alan isimlerden yeteri kadar ses çıkmadığını düşünüyorum. Yani evet, bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Ya şöyle, açıkçası tabii ki hatta tam tersine bazı çok tanınmış sinema ve oyuncu arkadaşlarımızı... Ses çıkarıp da mahalleden tepki alanlar da oldu, tepki dediğiniz gibi. Tepki alanlar var. Tabii. Bir de haricinde isimlerini vermek istemiyorum. Hı-hı. Büyük global, elbette, firmaların, hı-hı, marka yüzü olanlar var. Doğru. Birçok böyle... dijital platformların. Evet, onlara hiç ses çıkaramadılar. Hatta bazı özel ortamlarda hani... Ya Türkiye'de çalışıyor, hani örnek veriyorum, boykot, evet, diyorsunuz ama bu işçiler Türkiye'de çalışıyor deyip de bir şekilde çevremizdeki insanların hakkını çelmeye çalışanlar var. Ya diyeceğimiz tek bir şey var. Biz, hı-hı, Hazreti İbrahim'e su taşıyan karıncanın sınıfında olmak istemez ya misiniz? Yani tarafını, onun dediği, ne, çok güzel bir şey. Diyor ki ben tarafım belli olsun. Tabii. Oradaki, biliyorum o bir damla suyla o ateşi söndüremeyeceğim ama. Evet, yani. Tarafım belli olsun. Tarafım belli olsun. Biz de o hakikat üzere gitmeye çalışan, herkesten Allah razı olsun. Ama şöyle bir şey de var, ciddi bir sosyal medyada, hı-hı, dijital portallarda, hı-hı, bunun üstüne bir baskı yapılan ciddi bir, aslında bir manipülatif bir savaş var. Hı-hı. Yani orada ismini bir, vermeyeceğim, evet, birçok, evet, dijital platformla, hı-hı, hem normalleştiriliyor
Hem de artık katliam bununla sonra beraber o firmalar küçüldükçe işsiz sayısı artacağını, insanların işsiz kalacağını, aslında bu yapılanın doğru olmadığını gibi gibi böyle manipülatif şeyler de yapılıyor. Boykot çok önemli. Çok önemli bir marka ismini değiştirmek zorunda kaldı. Evet, aynen. Yani bu demek ki etkisi olabiliyor. O karınca hani her bir karınca ya bir sıfırdan bir şey yapsa, üstündür tabii ya. Tabii tabii. Ya dua bile derken tek de çift el ediyoruz. Kesinlikle. Birlik ve beraberlik. Celal Bey, şimdi beyaz perdedesiniz siz de. Sinemalar, filmler, belgeseller çekiliyor. Evet. İsrail ya da Yahudiler diyelim, yıllarca kendilerine uygulanan soykırım ya da holokost diyorlar. Üzerine onlarca, yüzlerce, herhalde binlerce film, belgesel yapıldı. Evet. Kitaplar yazıldı. Şimdi bu İsrail ve bu Yahudiler kendilerine yaptıklarının aynısını Filistinli Müslümanlara yapıyor. Önümüzdeki yüzyılda biz Filistinli Müslümanların nasıl katledildiğini, nasıl soykırıma uğradığını beyaz perdede görebilecek miyiz evrensel anlamda? Ben şöyle söyleyeyim, uluslararası olarak bir lobinin kırıldığını düşünüyorum. Yani cesaret edilemeyen, ürkek davranılan, yani Hollywood'da bile çok ciddi manada karşı sesler çıkmaya başladı. Ya düşünün, Müslüman olmayan insanlar bile, üst düzey yönetmenler, yapımcılar, Oscar'da tutun birçok Emmy gibi ödül törenlerinde bile Filistin temalı veyahut da yasakladılar. Ama eteğine kadar Filistin temalı yürüyüş yaptı. Mesela oradaki sanatçılar. Ama bu beyaz perde de bunu göremiyoruz. Orada bir şimdi ona, ciddi an var. Bu bir adım aslında. Bu bir kıvılcım gibi. Çünkü ciddi bir, nasıl anlatayım, tek bir cenahın elinde olan bir sektör var dünyada. Küreselcilerin elinde olan bir sektör. Ve bunu ilk defa delmek için çabalıyoruz. İlk defa karşı atakta bulunuyoruz. Bu bir süreçtir. Ve ben inanıyorum çok daha iyi olacak. Yani soykırıma uğrayan bir toplumun torunlarının şu an soykırım gerçekleştirmesi beyaz perde çok ilginç hikayelerle aktarılabilir. Çok çok güzel olur. Değil bakın mi? Bir örneği mesela bundan 30 sene önce bizim canımız Azerbaycanımız Karabağ'daki evlatlarını şehit veren o ve babaları aileleri şehit düşen yetim çocuklar büyüdü, asker oldu ve orayı aldı. Karabağ'ı kurtardı. Bu büyük bir efsane, bu büyük bir yaşanmışlık hikayesi. Bunun aynaları şimdi ben Gazze'li çocuklarda görüyorum. Değil mi? O Gazze'li gençlerde daha yeni Ürdün sınırından Gazze sınırı bölgesindeydim. Birkaç öncesinde Mısır tarafından Gazze sınırı Refah tarafındaydım. O bölgelerdeki Gazze'li yetimlerle görüştük, kucaklaştık. Ne güzel, ne güzel. Muazzam bir muhabbet, muazzam bir şevk, bir hem vatan aşkı var. Öyle hani bazı kısık seslerin, nasıl diyeyim, çatlak seslerin dediği gibi işte vatanını satıyorlar, toprak satıyorlar. Öyle bir şey zaten yok. Onlardaki ruhu görünce kendi insanlığınızdan ve Müslümanlığınızdan gerçekten utanıyorsunuz. O insansa, o Müslümansa ben neyim diyorsun. Yani şu süreçte Muhammed, muazzam bir 45 bine yakın insan katledilmiş. Çok kolaydı, bırakıp gidebilirlerdi. Evet. Hala oradalar. 1,5 milyon insan. Ya kapılar açıldı, çıkmadılar. Evet. Ve bu insanlarla görüştüğüm zaman hepsi bahsettiğiniz gibi biz bunları anlatacağız. Belki bugün değil ama yarın i̇şte anlatacağız diyorlar. Gelecek o çocuklar anlatacaklar. Gelecek yüzyılda, modern dediğimiz dünyada Batı'nın değerlerinin hani en üst prime olduğu süreçte nasıl bir katliam, soykırım yaşandığını bence önümüzdeki yüzyılda cesur, güçlü yönetmen, senaristler devreye girer de iyi de oyuncularla beraber. Vallahi, bence bu hikayeler... Bizim ülkemizde çok güzel bir nesil yetişiyor. Yani buna Asım'ı nesil de diyebiliriz, Elif nesil de diyebiliriz. Kendi evlatlarımız, kendi kardeşlerimiz ve dünyadaki uyanan ve gençler artık İslam'ı araştırıyor, Müslümanlaşıyor. Yani Gazze'nin o kadar çok insanın Müslümanlaşmasına vesile oldu ki ve bunlar aynı şekilde sosyal medya platformları i̇şte her yerde... Remin Deresi bir örnekti. Evet. Ben az önce aktardım yani. O görüntüleri görüp Müslüman olanlar, vicdanı, Gazze halkının asaletinden dolayı. Celal Bey, süren bitmiş. Yönetmenim onu söylüyor ama olsun. Çok teşekkür da güzel. Ederim. 9-10 dakikalık da olsa sesinizi duymak burada. Ses çıkarmaya devam etmeniz çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde tüm duyarlı olan sanatçılara teşekkür ben de ediyorum. Setten geldim. Selahattin Eyyubi setinden. Bütün oradaki arkadaşlarımız. Bizden de selam. Çok çok selamlar. Doğal umarız bir Selahattin Eyyubi yine çıkar. İnşallah. Çok teşekkürler. Allah çok bu coğrafyadan çıkarsın. İnşallah. Allah razı olsun. Peki, çok sağ olun. Lütfen yerinizde kalın. Devam edelim. İsrail bir yıldır Gazze şeridinde devam eden soykırım ve savaş suçları ve yine yıkıcı saldırıları nedeniyle uluslararası mahkemeler tarafından soruşturuluyor. Peki söz konusu bu davalarda hangi aşamaya gelindi? Reyhan Ayyıldız'a anlattı. Gazze'de yaklaşık 42 bin insanı katleden İsrail, uluslararası hukukun yakın markajında. Peki Gazze şeridinde İsrail katliamının başladığı 7 Ekim'den bu yana yargı sürecinde neler yaşandı?
Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında Uluslararası Adalet Divanı şimdiye kadar 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs'ta 3 kez ihtiyati tedbire hükmederek İsrail'in Refah'ta saldırılarını durdurmasını, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellememesini emretti. Divan, İsrail'in yargılamaya ilişkin ilk itirazlarıyla alakalı Güney Afrika'yı 28 Ekim 2024, İsrail'i 28 Temmuz 2025 tarihine kadar yazılı beyanlarını sunmaya davet etti. Ekim ayının 28'inde divana dilekçesini sunacak Güney Afrika, mahkemenin yargı yetkisinin olduğunu ve İsrail'in Gazze'de soykırım sözleşmesi kapsamındaki ihlallerini ele alabileceğini savunuyor. İsrail ise 28 Temmuz 2025'e kadar sunacağı yazılı dilekçesinde divanın yargı yetkisine, Güney Afrika'nın davaya taraf ehliyetine itiraz ederek davanın kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığını savunuyor. Ani רוצה להבהיר דבר אחד. שום החלטה, לא בהאג ולא בשום מקום אחר, לא תפגע כהוא זה בנחישות שלנו להשיג את כל מטרות המלחמה. İlk itirazlara ilişkin yazılı aşamanın ardından divanın sözlü duruşmalar için tarih belirlemesi ve duruşmalardan sonra ilk itirazlara ilişkin nihai kararını vermesi bekleniyor. Uluslararası Adalet Divanı ilk itirazlar aşamasının ardından davanın esasına geçilip geçilmeyeceğine karar verecek ve bu karara göre önce yazılı dilekçeler sonra tekrar sözlü duruşma aşamalarına geçecek. Davanın esasına ilişkin beyanlarında tamamlanması ile birlikte divan, Gazze'de soykırım işlenip işlenmediğine ilişkin kesin ve nihai olan kararını verecek. Tüm bu sürecin 4-5 yılı bulması öngörülüyor. Bu arada Türkiye bu davaya resmi olarak müdahil olma başvurusunu yaptı. Dosyalar Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na sunuldu. Türkiye olarak insanlıktan zerre kadar nasibini almamış bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aynı şekilde İspanya, Filistin yönetimi, İrlanda, Belçika, Mısır, Meksika, Kolombiya, Nikaragua, Libya, Maldivler, Şili ve Küba şimdiye kadar davaya müdahil olan ya da müdahil olacağını açıklayan ülkeler arasında. İsrail lehine davaya katılma niyeti beyan eden tek ülke ise Almanya. Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te de İsrail'in son yıllarda Batı Şeria dahil olmak üzere Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşim yerleri hakkında önemli bir karar aldı. Mahkeme, İsrail'in işgal altındaki topraklardan bir an önce çekilmesini ve Filistinlilere tazminat ödemesini istedi. Uluslararası Mahkeme'ye göre İsrail'in uyguladığı politikalar bu bölgede daha uzun süre kalmak istediğini ortaya koyuyor. İsrail ise mahkemeye sunduğu yazılı açıklamada kararın Filistin sorununun çözümünü daha da karmaşık hale getireceğini öne sürerek Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği kararı tanımayacağını açıklamıştı. Divanın aldığı tavsiye niteliğindeki kararın bağlayıcılığı yok. Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2015 yılında başlayan ve 6 yıl süren ön inceleme sürecinin ardından 3 Mart 2021'de resmen başlattığı Filistin soruşturmasında da ciddi bir ilerleme olmadı. 7 Ekim 2023'teki saldırılardan sonra atılan en önemli adım, Başsavcı Kerim Han'ın 20 Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için yaptığı tutuklama emri çıkarma talebi oldu. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. Şu anda tutuklama emirlerinin çıkarılması için gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığına karar vermesi gereken UCM Ön İnceleme Dairesi, Netanyahu, Gallant ve Hamas liderleri hakkında 20 Mayıs'ta gelen tutuklama talebini 4 aydan uzun süredir karara bağlamadı. Şimdi haberi izledik. Bu dava sürecini uluslararası hukuk uzmanı Profesör Doktor Nuray Ekşi ile birlikte değerlendireceğiz. Nuray Hocam, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk Cüneyt Bey. Şimdi haberi izledik. Haberden anladığımız 4-5 yıl, yani uzun sürecek bir dava, ama davanın sonucunda bu suçları işleyenler için Adalet Divanı'ndan soykırım kararı çıkacak mıdır Nuray Hocam? Cüneyt Bey, müsaade ederseniz, aslında Türkiye'de daha fazla bu Güney Afrika tarafından İsrail'e açılan soykırım davası üzerine odaklandı ama önemli iki dava daha var. Milletler Arası Adalet Divanı'nın önünde açılmış olan
Bu davalardan bir tanesi Nikaragua tarafından Almanya'ya karşı açıldı. Evet. Yine bu da soykırım konvansiyonuna dayanıyor ve deniliyor ki Almanya sen İsrail'e silah satarak soykırım yapılmasına destek veriyorsun ve dolayısıyla da Filistin'deki bu eylemler senin sattığın silahlarla soykırım yapılmasına sebebiyet veriyor diye. Hı hı. Bu da önemli bir dava. Bu davada da ihtiyati tedbir kararı istenildi Milletler Arası Adalet Divanı'ndan. Burada dikkat edecek olursanız taraflardan biri yani başvuran Milletler Arası Adalet Divanı'na Nikaragua, davalı ise Almanya ama konu yine Batı Şeria ve Gazze'de İsrail'in eylemleri. Ve yine dayanak olarak da bu soykırım konvansiyonu çerçevesinde açılmış olan bir dava olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu davada da ihtiyati tedbir kararı talep edildi. Milletler Arası Adalet Divanı bunu reddetti. Dedi ki İsrail'e Almanya silah satışında ikili bir lisans sistemi var ve silah satışını çok ciddi ölçüde azalttı. 150 milyon dolardan 24 milyon dolara ve arkasından 1 milyon dolara indirdi bunu. Dolayısıyla da burada yeteri derecede tedbir aldığı için ihtiyati tedbir kararı vermiyorum dedi. Bu davanın da esası tabii ki görülecek. Bu da ayrı bir dava. Bu da önemli. Yani tarafına bakıyorsunuz Almanya, Nikaragua ama konu yine ne? Konu yine İsrail. Filistin'deki eylemleri olarak karşımıza çıkıyor. İkinci bir dava daha var. Yine bu Güney Afrika'nın açtığı dava dışında. Bu sefer Filistin devleti doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Milletler Arası Adalet Divanı'nda bir dava açmıştır. Ve bu davanın dayanağını da 1961 yılında Viyana'da yapılan diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Konvansiyonu oluşturuyor. Filistin devleti şunu söylemiştir. Amerika olarak sen Tel Aviv'den elçiliğini Kudüs'e taşıyarak uluslararası hukuku ve az önce bahsettiğim 1961 Viyana Konvansiyonu'nu ihlal ettin. Ve bu ihlalin tespiti amacıyla da Milletler Arası Adalet Divanı'na başvurmuştur. Daha önce de yine bahsedilmişti. Sizin az önce programınızda denildi ki dahide verilmiş olan bazı tavsiye kararları var. Evet, bunların yanı sıra aslında baktığınız zaman esasa ilişkin olarak da 3 ayrı dava görülüyor. Bu çok önemli. Aslında uluslararası hukuk açısından 3 farklı noktadan gelişen ve derde sunulan Anladım. Davalar Nuray var. Nuray Hocam. 1,5 dakikam varmış süremde. Çok özür diliyorum ama bu 3 dava, 3 yoyo, bu 3 davayla alakalı biz 4 yıl sonra, 5 yıl sonra bu davalarla ilgili kesin bir karar çıkacağını beklemeli miyiz? Ummalı mıyız? Umut etmeli miyiz? Yoksa 10-15 yıl sonra, 20 yıl sonra bir karar çıkarsa? Yok, o kadar değil. Bahsettiğiniz gibi ortalama bir 3-4 yıl içerisinde bu davalarda karar çıkacaktır. Belki biraz daha da erken. Hı hı. Fakat şunun altını çizmek gerekiyor. Biliyorsunuz İsrail bakın ortada yok. Veya Filistin devletinin bakın ortada yok. Veya Filistin devletinin ordusuyla savaşıyor olsaydı bu davalarda gerçekten de Filistin halkının eli çok daha ve Lübnan'ın eli çok daha güçlü olacaktı. Böyle bir handikap var ama bu davada nasıl bir karar verilir diyecekseniz 2007 yılında Milletler Arası Adalet Divanı'nda Bosna Hersek tarafından Sırbistan Karadağ'a açılan bir soykırım davası var. Bu davada Milošević başta olmak üzere Sırbistan'ın işte bütün askeri yetkilileri, istihbaratı, bakanlıklarının Bosna Hersek'te katliam yaptığı ve soykırım uyguladığı iddiasını Milletler Arası Adalet Divanı kabul etmemiştir. Ama şunu demiştir, Sırbistan ve Karadağ kendileri yapmasa bile soykırım Bosna Hersek'te bir soykırımın yapılmasının önüne geçmediği için bu soykırım konvansiyonunun birinci maddesini ihlal etmiştir. Peki şimdi hocam. Aslında baktığınız zaman Boşnaklara karşı katliam ve burada soykırım uygulandığı konusunda biz hukukçularda bile en ufak bir tereddüt yokken
Milletler Arası Adalet Divanı'nın önünde farklı deliller ve farklı perspektiflerden yaklaşılması sebebiyle böyle bir sonuca varılmıştır. Peki hocam. Şu ana kadar Milletler Arası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararında gördük. Taraflı ya da ön yargılı davrandığına ilişkin bir delil yok. Ama bu esasa ilişkin savunmaları görmeden de bu davanın sonucunun ne olacağını şu anda kestirmek biraz zor gibi gözüküyor. Profesör Doktor Nuray Ekşi, çok teşekkür ederim. Kıymetli zamanınızı ayırdığınız için iyi akşamlar diliyorum. Şimdi kısa bir araya gidelim. 19. saat ana haberi de burada noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.